Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Seyit İsyanı ile ilgilidir. Şeyh Seyit İsyanı 1925 yılında Şubat'ın 13'ünde olmuştur. İlke ve inkılaplar adı altında dini değerlere savaş açtığı gerekçesiyle Şeyh Seyit Kemalist rejime karşı isyan etmiştir. Bu isyan kanlı şekilde bastırılmıştır. Silahlı kalkışmanın ileri gelenleri idam edilmiştir. Nüfuzundan istifade etmek için isyana katılmaya çağrılan en meşhur din adamlarından Bediüzzaman Hazretleri o sırada Van'daydı. Bediüzzaman'a gönderdiği adamlarına Bediüzzaman şöyle demiştir: "Siz niçin ayaklanıyorsunuz?" Onlar da "Şeriat için" demişlerdir. "Peki buraya nasıl geldiniz?" Şeyh Said'in adamları "Dağlardan, tarlalardan geçerek geldik" derler. "Atlarınızı neyle beslediniz?" "Yol boyunca hayvanlarımız buldukları otları yediler." "Tarlalardan da yediler mi?" diye sorar. "Yediler" derler. "Peki tarla sahiplerinden izin aldınız mı?" "Almadık." "Öyleyse şeriatın yasakladığı kul hakkına riayet etmemişsiniz. Bu isyanınız nasıl şeriat için oluyor?" "Şeriatı dinlemiyorsunuz, kul hakkına dikkat etmiyorsunuz." Onlara böyle cevap verdi. Başka ne demiş? Demiş ki, "Söyleyin Şeyh Efendi'ye isyan etmesin. Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Akşemseddinler, Yahya Efendiler, Hacı Bayram Veliler, say say bitmez Yunus Emreler, Mevlana Hazretleri gibi. Bunların torunlarına kılınç çekilmez. Siz de çekmeyiniz. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet irşat ve tenvir edilmelidir." Böyle silahlı isyanla değil, insanlara hakikati anlatarak dine hizmet edilir demiştir. Şeyh Said isyanı ne yazık ki oldu. Bediüzzaman'ı dinlemediler. Bu isyan siyasetin çok işine yaradı. Her zaman olduğu gibi siyaset bu tür şeyleri lehine kullanmayı çok iyi bilir. İç politikada sertlik yanlısı olanların işine yaradı. Özellikle bir üyelerinin Şeyh Said isyanı ile ilişkisi, iltisakı, irtibatı var diye siyasi propagandalarında yer alan dini düşünce ve inançlara saygılı oldukları ifadesi dikkate alınarak yeni filizlenmekte olan çok partili hayatın öncüsü Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Şeyh Said isyanı ile kapatılmıştır. Bu muhalefet partisi aslında iktidara gelecekti. Bundan korkuluyordu. İktidara gelmesin diye bu Şeyh Said isyanı bahane edildi. Parti kapatıldı. Partinin yöneticileri olan Kurtuluş Savaşımızın da en meşhur isimleri Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi insanlar yargılandılar. Bu parti irticai faaliyet bahanesiyle kapatıldı. Sonraki muhalefet partileri de böyle oldu. Çoklu siyasete geçene kadar, 1946'ya kadar ülkeyi tek parti yönetti. İsyanı bastırmak bahanesiyle çıkartılan Takrir-i Sükun Kanunu ile muhalifler tutuklandı. Şark İstiklal Mahkemeleri pek çok idam ve mahkumiyet kararı verdi. Böylece tek parti iktidarının muhalefetsiz olarak uzun yıllar sürmesinin önü açıldı. Cenab-ı Hak kötü niyetlerden herkesi muhafaza buyursun. Müsbet harekete herkesi muvaffak etsin. Müsbet hareket çok önemlidir. Şiddet katiyen doğru değildir. Silahlı isyanlar doğru değildir. Onun için Müslüman ülkelerde Cenab-ı Hak müsbet hareket eden insanların sayısını arttırsın. Amin.